Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Yunus Emre Şahin. Bugün sizler birlikte iPad Pro 9.7 inçi kutusundan çıkartacağız. Evet Recep, Apple 21 Mart'taki bahar etkinliğinde iPhone SE ile birlikte yeni nesil iPad Pro ile tanıttı. 9.7 inçlik bir iPad Pro var. Kutu açılışını gerçekleştireceğiz ama daha öncesinde masamızdaki aksesuarlara bakalım. Benim yanımda Smart Keyboard ve Apple Pencil yer alıyor, senin yanında da kılıflar var. Evet, Smart Cover ve Silikon Case de yanımızda mevcut. Yani bütün aksesuarlarla birlikte 256 GB kapasiteli iPad Pro'yu kutusundan çıkartacağız. Evet, hemen başlayalım istersen önce. Başlayalım Enes. Apple'ın her zaman olduğu gibi iPad Pro'nun kutusunda da beyaz bir renk kullandığını görüyoruz. Evet sade tasarım dikkatimizi çekiyor. iPad Pro'ya yandan bir bakışta yine kutunun üzerine yerleştirilmiş. Burada aslında ürünün inceliğine de vurgu yapıldığını rahatlıkla görebiliyoruz. En çok dikkat çeken ayrıntılardan birisi ise şuradaki kamera çıktısı. Arkaya baktığımız zaman 256 GB kapasite dikkatimiz çekiyor. Evet hemen altında da 9.7 inç ve Wi-Fi artı hücresel seçeneklerinin bir arada sunulduğunu görebiliyoruz. Evet elimizdeki iPad Pro aynı zamanda LTE ile 4.5G desteği de sunuyor. iPad Pro'nun burada yine büyük bir ismi yer alıyor. Hemen istersen kutuyu açılışına başlayalım. Şuradan kutuya zarar vermeden jelatini sökmeye çalışalım. şöyle kaldırdığımızda yeni nesil iPad Pro karşımıza çıkacak. Evet, 9.7 inçlik iPad Pro karşımızda. Üzerinde mat renkte bir şeffaf koruyucu olduğunu görüyoruz. iPad Pro'muzu hemen kenara aldığımızda Apple'ın standart olarak beyaz renkte tasarladığı kullanım kılavuzu geliyor. Lightning kablosu geldiğini görebiliyoruz. Apple'ın her zaman olduğu gibi beyaz renkteki adaptörleri karşımıza çıkıyor adaptörün güç değerlerine bakıyoruz. Evet 10 watt değeri burada belirtiliyor. Hemen altında da yine output simgesi altında 5.1 volt ve 2.1 amper çıkış sağlandığı görülebiliyor. Apple'ın iPad'lerde her zaman sunduğu taşıma kolaylığı açısından önemli bir avantaj var. Bu da adaptörün priz kısmının şu şekilde sökülerek çıkartılabilmesi. 1536 2048 çözünürlük var karşımızda ve ekran çerçeve oranında %71.6. Arkada devasa Apple logosunu görüyoruz. Alttan hemen jelatinimizi şu şekilde sökerek iPad Pro'ya ulaşıyoruz. Yeni nesil iPad Pro karşımızda. Bu iPad Pro'da Apple'ın A9X işlemcisi kullanılıyor iOS sürümüne de bir göz atalım. Ayarlar sekmesine tıkladığımızda genel üzerinden sürüm kısmından 9.3 yüklü olarak geldiğini buradan görebiliyoruz. İnce bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. 240 mm uzunluğunda ve 169.5 mm genişliğinde ve sadece 6.1 mm kalınlığında. İstersen bir de aksesuarlara bakalım. Biraz. iPad Pro için üretilmiş olan Smart Keyboard karşımızda. Kutu görselindeki en önemli detay buradaki katlanabilir yapı. Bu sayede iPad Pro şu kısma takıldığında tablet bilgisayar şeklinde kullanım sağlanıyor. Arkada bu kullanım senaryolarını daha net bir biçimde görebiliyoruz. Evet Recep, iPad Pro'nun Smart Keyboard klavyesini şu şekilde açabiliyoruz. iPad Pro'nun etrafındaki jelatin aynı şekilde Smart Keyboard'u da koruyor. Mat bir jelatin kullanılmış. Klavyemizi kenara aldığımızda karşımıza gelen diğer detay ise kullanım kılavuzları ve garanti belgesi. Smart Keyboard kutu içerisinden katlanmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şuradan jelatini tuttuğumuzda bu şekilde çıkartabiliyoruz. Burada ilk dikkatimizi çeken detay Recep. Buradaki kadifemsi bir doku kullanılmış olması. Tabletimizi yaslayacağımız kısmın da yine aynı şekilde kadifemsi bir yüzeyle kaplandığını görüyoruz. Tuşların da basış hissinin oldukça kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Klavyemize taktığımızda da bu şekilde bir eğim ve görünüm söz konusu. Smart Keyboard'u aynı zamanda bir kılıf olarak da kullanabiliyoruz. Yeni nesil iPad Pro'da çizim yapmamızı ve not almamızı sağlayan Apple Pencil'ın kutusu karşımızda. Göründüğü gibi yalnızca kalemin tek bir fotoğrafı yer alıyor. Apple Pencil %100 şarjı dolumu gerçekleştiğinde 12 saat boyunca aktif olarak kullanılabiliyor. Ama gerektiği durumlarda iPad Pro üzerinden de şarj edilebiliyor. 15 saniye şarj edildiği durumda yarım saat boyunca kullanılabiliyor kutudan şu şekilde çıkartıyoruz. Üst kısımda hemen yine kullanım kılavuzu gibi detaylar yer alıyor. Kalem ucu ve şarjla ilgili detaylar bu kısımda yer alıyor. Hemen altta da Apple Pencil karşımıza çıkıyor. Apple Pencil'ı kabloyla şarj etmek için gerekli uygun adaptör bu kısımda yer alıyor. Hemen altta da Apple Pencil'ın uç kısmını görüyoruz. Hemen burada gümüş bir ibare yer alıyor. Burada da Lightning portunu görebiliyoruz. Bu sayede iPad Pro'ya takıp şarj edebiliyoruz. Alta doğru geldiğimizde yine beyaz malzemenin devam ettiğini görüyoruz. Şuradaki jelatini şu şekilde çıkartabiliriz. Yine uç kısmında burada görebiliyoruz. Smart Cover karşımızda. Burada siyah bir renk kullanılmış ama bunun farklı renk seçenekleri de elbette mevcut. Smart Cover aynı zamanda stand olarak kullanılabiliyor. Arka kısımda da yine kullanım senaryoları ile ilgili detayları rahatlıkla görebiliyoruz. Smart Cover'ı kutu içerisinden şu şekilde tutup şuradaki ambalajı söküp çıkartabiliyoruz. Bunu sökmek elbette biraz zor olabiliyor. Evet, Smart Cover'ımıza ulaştık. Smart Keyboard'un iç kısmında olduğu gibi yine Smart Cover'ın iç kısmı da aynı şekilde kadifemsi bir dokuya sahip. Arka kısmında da pürüzsüz ve mat bir yüzey olduğunu görebiliyoruz. Smart Cover'ın yan kısmındaki mıknatıslı yapıyı buradan görebiliyoruz. Bu sayede iPad Pro'muz kılıfla birlikte bir bütün halini oluşturuyor. 9.7 inçlik iPad Pro için tasarlanan silikon case karşımızda. Elbette bunun da farklı renk seçenekleri mevcut. Mat yüzey burada da aynı şekilde devam ediyor. Apple logosuna benzer bir şekilde görebiliyoruz. Sol üst kısmına baktığımızda kamera boşluğunun buraya entegre edildiğini ve kılıfta kamera boşluğunun ayrıldığını görebiliyoruz. Yine fiziksel tuşlar için de burada bir çıkıntı mevcut. Tabletin arka yüzeyinin korunması için kadifemsi doku burada da devam ediyor. Yine bu şekilde şurada hoparlör delikleri için ayrılan alanları net bir şekilde görebiliyoruz. Yeni nesil iPad Pro'yu şu şekilde tutarak silikon case'e kolay bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Öncelikle sağ kısma oturttuğumuzda zaten sol kısma ufak bir baskı uygulayarak kılıfın içerisinde tabletin tam olarak yerleşmesini sağlayabiliyoruz. Sizler birlikte iPad Pro 9.7 inçi ve aksesuarlarını kutusundan çıkarttık. Bir başka kutu açılış videosunda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Yunus Emre Şahin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.